İslamlığı. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimiz'in Şema-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Merhabalar efendim. Bir Hasbihal programında daha sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Hayri Erten hocamızla beraberiz ve kendisiyle Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin kültürel faaliyetlerini, kültürel etkinliklerini konu eden bir hasbihal yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun hocam. Sağ olun. Bizi kırmadınız, geldiniz, teşrif ettiniz. Estağfurullah. Teşekkür bizim için zevkti. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu yıl Yazarlar Birliği Konya Teşkilatı'nın, Konya Şubesi'nin kuruluşunun 25. yılı. Evet. 94-2019. Altın yıl diyoruz. Evet. Biz öyle isimlendirdik. Yarım asır. Evet. Çeyrek asır. Çeyrek affedersiniz. Asır. Tam çeyrek asır. Az değil. Dile kolay. Çeyrek asırdır faaliyetler devam ediyor. Bunun için neler söylersiniz? İlk önce böyle başlayalım. Sonra faaliyetlere geçeriz. Evet. Türkiye Yazarlar Birliği Türkiye'de sivil toplum kuruluşları açısından önemli bir boşluğu dolduruyor. 1978 yılından bu tarafa Türkiye'de faaliyet gösteriyor Türkiye Yazarlar Birliği. Onun için belki de en uzun soluklu STK'lardan bir tanesi. Evet. Tabii şubeleri de var Türkiye Yazarlar Birliği'nin. Konya'da bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi de bu yıl 25. yılını kutluyor. Belki de merkez kadar olmasa da hemen hemen en eski şubelerinden. Konya Şubesi. Gerçekten Türkiye Yazarlar Birliği artık kurumsallaşmış, kendi kimliğine kavuşmuş, kültür ve bilim düşünce dünyasında Türkiye'de rüştünü ortaya koymuş, bu konuda istikrarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak ifade edilebilir. Evet. Konya belki de merkezin de ivme kazanmasına büyük destek veren şubeleri içerisinde, hatta en önemlisi, evet, demek belki doğru olur. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Hatta bizim yönetim kurulumundasınız. Dolayısıyla 25 yıldır Konya'da hizmet veriyor. Ve en önemlisi de kültürel faaliyetlerini aksatmadan yerine getiriyor. Belki uzun yıllardır, 15 yıla yakındır da her yıl, bir yıl boyunca yapacağı kültürel etkinlikleri takvim olarak ilan ediyor. Bu da Türkiye'de çok az rastlanır bir durum. Yok diye biliyorum. Ben bilmiyorum ama büyükte söylememek lazım. Belki vardır ama bildiğim kadarıyla yok gibi. Tabii bunun getirdiği avantajlar ve dezavantajlar da söz konusu olabilir ama kurumsallaşma adına, istikrarlı yürüme adına bence hoş bir durum diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunda 25. yılımızı bu sene devam ettiriyoruz. İnşallah daha nice 25. yıllara diye inşallah, ifade edebilirim. İnşallah evet. Cenab-ı Hak nice 25 yıllar bu inşallah faaliyetleri, önemli faaliyetleri yürütmeye inşallah nasip etsin. Tabii 25 yıl deyince şöyle, ben 25 yıl önce kurulduğunu çok iyi hatırlıyorum. Evet. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin Mustafa Çalışkan kardeşimizin başkanlığında kurulmuştu. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şöyle sırayla aklıma da kaldığı kadar sayarsak, Çalışkan'dan sonra, Mustafa Bey'den sonra Tahir Erbil, evet, Ahmet Efe, evet, Yusuf Türkalp, Ahmet Köseoğlu, Bekir Şahin, yok, Mehmet Ali Köseoğlu. Mehmet Ali Köseoğlu, sonra Bekir Şahin. Pardon, Bekir Şahin, Mehmet Ali Köseoğlu. Evet, evet, doğru, 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 doğru söylüyorsunuz. Çünkü Mehmet Ali Köseoğlu siz devraldınız. Evet, doğru, doğru. Bekir Şahin, Mehmet Ali Köseoğlu ve evet, siz. Evet. Bu da kurumsallaştığını da gösteriyor. Yani ve bu hepsine eski, teşekkürlerimi sunuyoruz burada. Tabii, kendilerine müteşekkiriz bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı. Bu da güzel bir şey. Herkes gönül rahatlığı içerisinde bir başka arkadaşına devredebiliyor. Evet. Herhalde istikrarın, başarının bir arkasında da bu yatıyor. Eski başkanlar hep görüşüyorlar, hep beraberler. Tabii ki, tabii ki. Hala omuz veriyorlar Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne. Bu da mutluluk verici diye düşünüyorum. Evet. Bu bayrak değişimi tabii. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin döneminde önemli hizmetler ifade edildi. Sizin de bahsettiğiniz gibi son 15 yıldır işte hiçbir yerde örneği olmayan bir yıllık takvimle artık faaliyetler icra ediliyor.
Şimdi şöyle eleştiriler var. İşte güncel olmuyor. Bayat programlar bir yıl önceden falan belirlendiği için gibi ama zaten çok önemli güncel bir konu olduğu zaman cumartesi evet. günü yapmak şart değil. Arada da programlar yapılabiliyor. Evet. Yani şey dışı bu yıllık program dışında da güncel önemli bir mesele şey olduğu zaman konu olduğu zaman onlar da zaten gündeme getiriliyor. Şöyle biz elbette güncel konular da önemli. Hı hı. Türkiye'nin nabzını tutma açısından ama biz sivil toplum kuruluşları içerisinde bize ait olan bir nitelik bu. Güncel olaylardan ziyade gerçekten kültürümüze kalıcı hizmet daha edebi, anlamında tabii. Daha kültürel, daha edebi. Edebi, evet. bilimsel, dolayısıyla zemine oturan, hı-hı. hatta mümkün olduğunca akademik çalışmalardan hı-hı. istifade etmeye çalışıyoruz. Tabii. Kalıcı bir şeyler bırakmanın peşindeyiz. Günlük olayları ya da ne diyelim popüler kültüre dair şeyleri pek çok şey zaten diğer kurumlarda yapıyorlar. Tabii yapıyorlar. Onlara ilgi duyuyorlar. Bence burada önemli olan kalıcı olanı hı hı. gerçekleştirmek. Gerçekten bizim kültürümüzün esasına uygun zeminde yürümek ve bu zemini kalıcı kılmaya çalışmak. Toplumumuzu ve toplumumuzun üyelerini bu konuda bilinçli hale getirmek. Beraberinde aidiyet duygusunu hı hı. güçlendirmek, nereden gelip nereye gittiğimizi ve nereye gideceğimizi biraz göstermek ya da bu konuda ışık olmak son derece önemli diye düşünüyorum. Evet. Bizim kültürel faaliyetlerimizi dolayısıyla yani günlük faaliyetlerle biraz mukayese etmek doğru olmaz diye doğru düşünüyorum. Doğru olmaz zaten yazarlar bilir. Kuruluş o yapanlara de... ben bir şey demiyorum. Onlar da fayda veriyorlar, yararlılar. Evet. Ama bizim çizgimiz böyle. Evet. Tabii onlar o şekilde yürüsün, bu şekilde yürüsün. Hepsi bir hizmet ifa ediyor. Tabii ki. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Hocam peki bu bir yıllık faaliyeti gerçekten hem bir yılın işte ihtiva ettiği yerinizde program bunu hem gerçekleştirmek, bir program haline getirmek hem de uygulamak oldukça zor olsa gerek. Zor ama Cenab-ı Hak samimi çalışınca yardımcı oluyor yani gerçekten ne diyeyim yolunuzu açıyor. Hı hı. Tabii takvim sabah oturup ya da akşam oturup sabah ortaya çıkan bir faaliyet değil. Tabii günlerce ona çalışıyor kesinlikle. Tabii. Yani biz aşağı yukarı Ekim ayında düşünmeye başlarız. Kasım'da biraz ivme kazanır. Aralık'ta faaliyetlerimiz çoğalır. Ocak'ta da gece gündüz artık rayına hı-hı. oturtmaya çalışırız ve yani ocağın sonunda Şubat'ın başında fenomen olarak görünür. Hı-hı. Yani ortaya çıkar, tezahür eder. Dolayısıyla aslında pek çok çalışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Belki 3-4 aylık bir serüven sonrası kolay ortaya değil, bir çıkıyor. Bir program yapılması. Ben etkinliğe katılmasını arzu ettiğimiz düşünce insanlarını, bilim insanları aradığımda kendilerinden rica ettiğimde işte Aralık ayına anlaşmak için ya da randevulaşmak için kendileriyle konuştuğumuzda yani hocam o zamana kim kala kim diyor, fadede diyor. Falan diyorlar. Ben diyorum ki sözümüz sağlığa. Yani olursa her şey yolunda giderse hı-hı. problem olmaz diyorum. Bugüne kadar ben aksayan pek bir şey görmedim. Ben de hatırlamıyorum. Yani %98 evet. Evet, yaptığımız programlar gerçekleşir. Çok istisnai durumlar olursa bizim doğru, programımızın tabii. dışında hı-hı. ülkemizde olağanüstü durumlar olursa vesaire öyle oluyor. Ha şunlar olabiliyor. Hı-hı. Çok acil işi olan hocalarımız olabiliyor. Nadirdir ama yer değiştirebiliyoruz. Tamam. Mesela takvim. Onun için de diyoruz ki takvimimizin altına web sayfamızdan takip edin ve bizi takip edin diyoruz. Tamam. Yani etkinliğimize gelmeden önce arkadaşlar bir sayfamıza girer. Bakarlarsa o haftanın cumartesi günü saat 14'te hangi programın gerçekleşeceğini görmüş olurlar. Evet. Ona göre gelirler. Peki geçen yıl hocam, geçen yılki programı hatırlarsak hiçbir aksam oldu mu geçen yılki programlarda? Sanırım bir tane. Bir tane mi oldu? Bir tane aksam olmuştu. O kadar olmuştu. Da olur. Yani evet. Bir olağanüstü bir durum olur. O bir tane evet. de olabilir. Yani bu gayet normal. Bazen %100 gerçekleşiyor. Evet. Bazen bir tane aksamalar olabiliyor. Onun dışında pek bir şey olmuyor. Bence yapmak isteyenler korkmasın derim. Yani cesaretlensinler. Emek sarf edince, samimi olunca, çabalayınca gerçekten ürünler ortaya çıkabiliyor.
Bazı hocalar da mesela bundan memnun oluyor değil mi? Mesela tabii şey ki belli oluyor programı. Kesinlikle. Günü, tarihi belli olunca bundan da memnun oluyor. Kendisini ona göre yani ayarlıyor. Gelecek kimse de yani programı sunacak ya da etkinliği yapacak kimse de çok önceden takvimini ayarlıyor ve tabii, bütün ona programlarını göre ona göre ayarlamış tamam oluyor. Bir problem olmuyor. Evet. Yani bence de güzel oluyor. Evet. Diye düşünüyorum. Şeye benziyor biraz. ÖSYM takvimine benziyor. Evet. Yani onlar da aksatmadan genelde gerçekleştiriyorlar. Bu yıl kaçıncı program hocam? Bu yıl geçen hafta yapmıştık 13 Nisan'da 8. haftayı gerçekleştirdik bu yıl. İnşallah önümüzdeki cumartesi de 9. etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şu ana kadar da bir aksama olmadı. Evet. Her şey bir problem yaşamadık. Yani ilk 8'de bir aksama görmedik. Evet. Hepsi tıkır tıkır yürüdü. Evet. Peki şöyle geçen yılki programlara dönersek ve onları bir değerlendirirsek neler söylersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, her yıl aslında bu ilkelere dikkat ediyoruz da biz spesifik bir konu üzerinden yürümüyoruz. Genelde çeşitlendiriyoruz bunları. Sanattır, kültürdür, efendim zaman zaman belki siyaset alanında temel noktalarla alakalı olabilir. Tarihtir, ağırlıkta edebiyat, tabii zaman zaman dini konular vesaire. Ve sinemayla da ilgileniyoruz. Her yıl sinemayla alakalı birkaç programımız da oluyor içerisinde. Tabii kültürel etkinlik deyince o da tabii kültür deyince biraz geniş bunların tabii temel ayakları üzerinde biraz durmaya çalışıyoruz ve onları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Niyetimiz de bu konuda Konya halkını ve takip edenleri bilinçlendirmek, onları bilgilendirmek. Hatta bunun ötesinde bir bakış açısı, vizyon kazandırmak. Bu çerçevede bu yılda olduğu gibi geçen yılda çok farklı programlarımız oldu. Mesela ilk programımızı Profesör Doktor Ahmet Sevgi hocamızla başlamıştık. Türk Edebiyatı'nda Zihniyet Değişimi diye. Gerçekten çok ilgi olmuştu. Program çok canlı ve enerjik geçmişti. Hoca da çok güzel şeyler ifade etmişti. Tabii şunu da ifade etmekte yarar var. Biz sadece etkinliği bir salonla gerçekleştirmekle yetinmiyoruz. Yaptığımız etkinliğin haber metnini yazıyoruz. Basında yer alıyor. Bu basında yer alıyor. Yerel basında yer alıyor. Zaman zaman ulusal basına da yansıyor. Hatta bizim yaptığımız etkinliklerin haberlerini Ankara Türk Eczacılar Birliği Merkezi de yayınlıyor. Bizim Kontivi'de yayınlıyor. Evet, bültenlerine yayınlıyor. Yani yazılı basını takip edenler en azından sunulan bu etkinliğin ya da gerçekleştirilen etkinliğin özet halinde onu görmüş oluyor. İkincisi dediğiniz gibi KonTV yayınlıyor. Tümüyle yayınlıyor. Dolayısıyla KonTV'nin hinterlandı çok geniş. Uydu'da yayın yaptığı tüm için dünyaya sesleniyor. Kesinlikle arzu eden dünyada herkes bu programı takip edebiliyor. Buradan istifade edebiliyor. Yani salonla yetinmiyoruz. Bu da yetmiyor. Dijital kaydı aldığımız için YouTube'a da yüklemeye çalışıyoruz. Arzu eden arkadaşlar oradan da izleyebiliyorlar, takip edebiliyorlar. Dolayısıyla aslında biz hem görsel basın açısından, hem yazılı basın açısından ve literatür açısından Konya'nın bir nevi kültürel hafızasını da tutmuş oluyoruz, kayda almış oluyoruz. Bu belki bu 8-10 yıl içinde belli olmuyor ama bundan 50 yıl sonra bunların kıymeti daha da ortaya çıkacak, anlamlı hale gelecek. Hatta buradan hareketle Türkiye'deki kültürel değişim ya da kültürel bakış noktasında tez bile yapılabilir ileride. Hocam siz bunu söyleyince hakikaten Konya'da son yıllarda kültürel faaliyetler epey bir ivme kazandı. Evet. Yani işte Yazarlar Birliği başta olmak üzere Aydınlar Ocağı'nın, Birlik Vakfı'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ikindi sohbetleri derken peş peşe bir hayli kültürel faaliyetler icra ediliyor. Bunu niye bağlıyorsunuz, bu zenginliği? Yani şöyle, insanlar rutin işlerinin dışında gönüllü olarak farklı işler de yapmak istiyorlar. Aslında güzel bir şey de güzel, yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Yani bir talep var, onun tabii için mi? Bu arz talep meselesi midir? Yoksa yani bir mesela bir hakikaten belediyeler çok büyük katkı veriyor bu tür faaliyetlere. Onların katkı vermesinin bir sonucu mudur? Yoksa bunların hepsi mi? Şimdi bunun birkaç sebebi var. Yani tek bir sebebe dayandırmak doğru olmaz. Sosyal yaşamda şöyle bir şey var. Bir insan toplumsal hayatta
rolünü ne kadar çok artırırsa o toplum içerisinde ya da bulunduğu grup içerisinde sosyal statüsü ya da itibarı da o kadar yükselir. Tabii bu rollerini başarıyla yerine getirdiği takdirde bizim insanlarımız bu amaçla biraz bunları yapıyorlar. Tabii ikincisi gönüllülük esası. Gönüllü insanlarımız da bu noktada çoğaldı. Üçüncüsü talep vardı. Ama mesela ben şimdi şundan biraz şüpheliyim. Bundan 5-6 yıl önceki ya da 10 yıl önceki bu tür çalışmalara olan talebin azaldığını da düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Gerçekten birçok STK'mız, teşkilatlarımız çok kültürel faaliyetler yapıyorlar ama takipçileri oldukça düşük ve az. Bazen bu bıkkınlık da verebiliyor, oluşturabiliyor. Çoğaldıkça tabii kıymeti de azalabiliyor. O tür bir durum da var. Üniversitede mesela ben bizim fakültenin panosuna astığımız kültürel etkinlik faaliyetlerinin afişlerinin sayısını bilmiyorum. Yani hiç boşalmaz, sürekli olur ama tabii takipçileri biraz az oluyor. Şöyle de var, ülkemizde biraz popüler kültüre de bir yöneliş var. Popüler konular, popüler kültürle alakalı hususlara insanlar daha çok geliyorlar ve takip ediyorlar. Ama bilimsel bir konuyu dile getirdiğinizde ya da bunu anlattırdığınızda ya da bunu tartıştırdığınızda sadece ilgililer geliyor. Öyle bir durum söz konusu oluyor. Şu da var, bu kültür faaliyetleri bunu besleyen grup üyeleri tarafından takip ediliyor. Eğer onlara rica edilirse çok sayıda insan gelip takip ediyor. Rica edilmezse onlar da boş kalabiliyor. Böyle bir durum da var son zamanlarda. Bu dediğinize şöyle üst üste yaşadığımız iki örnek verilebilir. Evet. Bizim Yazarlar Birliği'nin faaliyetleriyle ilgili. Bunlar 2-3 hafta önceydi galiba. Üst üste yapılan iki faaliyette birisinde salon tıka basa doldu. Oturacak yer yoktu. Bir ayakta izlendi. Bir katı daha geri döndü. Öyle geri döndüler de çok oldu. Bir hafta sonra işte salon yarı yarıya idi. Belli olmuyor. Evet. Belli olmuyor. Bunların duyuruları tabii ki yapılıyor. Bütün STK'lar duyurularını yapıyor. Demek ki konusun takip edildiğinin göstergesi değil mi bu aynı zamanda? Kesinlikle. Yani takip ediliyor. Ama ilgisini çekiyor, evet. Çekmiyor. Konuya geliyor. Göre. Ya da işte o gün şehirde başka bir etkinlik oluyor, farklı bir şey oluyor. Mesela maç oluyor vesaire oluyor. Ya da başka faaliyetler oluyor. Basın da başka şeyler de oraya kayabiliyor. Bu taraf zayıf kalabiliyor. Bunlar oluyor. Yani hayatın bu tür şeyleri var. Fakat hepsinin ben devam etmesi arzusundayım. Çünkü bunların hepsi birer zenginlik. Bunu ben biraz şuna benzetiyorum. Şimdi burada hepimiz biz ezan sesini duyuyoruz da ezanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ama çok bilinçli olmuyoruz ya da fark edemiyoruz. Ama bir gayrimüslim ülkeye ya da İslam olmayan bir ülkeye gittiğinizde orada kıymeti hiç ezan duymadığınızda ezanın hayatınızı ne kadar programladığını, planladığını sizin hayatınızda ne kadar yer tuttuğunu orada fark ediyorsunuz. Bu da öyle bir durum. Dolayısıyla bu kültürel faaliyetler zaman zaman anlamsız gibi algılanabiliyor. Bence hepsi yararlı ve faydalı diye bunlardan düşünüyorum. Bunlardan yoksun kalındığı zaman o zaman kıymet anlaşılıyor. O zaman fark ediliyor tabii. Evet. Bundan 30-40 yıl önce bu kadar değildi. Siz de hatırlıyorsunuz Alaaddin Tepesi'ndeki belediyenin salonunda. Bir tane olurdu ve yer bulamazdık. Aynen. Herkes gitmek isterdi, arzu ederdi vesaire. Çok önemliydi. Evet. Şimdi de hafta sonları hatta hafta işleri hangisine gideyim diye karar veremiyorsunuz. Zaten o dönemlerde işte sadece belediyelerin faaliyetleri olurdu. STK faaliyetlerini işte şurada herhalde bir 20 yıldır falan değil mi aşağı yukarı görüyoruz. Tabii bunda şu da var. Bunu da yeri gelmişken ifade etmekte ben yarar görüyorum. Konya belediyeleri gerçekten çok gayretliler. Evet. Bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Bütün STK'lara yardım ediyorlar. Bence onları takdir etmek lazım. Ben Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi adına onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek Selçuklu Belediye'miz, Karatay Belediyesi, Meran Belediyesi çok bu konuda hassaslar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz daha çok tabii şu 4-5 yıldır büyük şehirle ve bu sene de Selçuk Belediye'mizle yürütüyoruz. Başkanlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olsunlar. Tabii Yazarlar Birliği'nin şöyle bir avantajı da var. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kamu yararına bir dernek olduğu için bu kamu kurumlarının bizimle birlikte paydaş olmasında hiçbir
sıkıntı yok. Yasal resmi bir sıkıntı da yok. Tabii evet. Hukuki açıdan bir sıkıntılar yok. Bu da bizim elimizi tabii ki rahatlatıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla hem başına Türkiye ismini almıştır, evet, hem de kamu yararına bir dernek, hı, olma vasfını kazanmıştır. Bunun için de bence ayrı, doğru, bir yeri var Türkiye, doğru, Yazarlar Birliği'nin. O açıdan da önemli diye düşünüyorum. Tabii Türkiye Yazarlar Birliği'nin şu nitelikleri de bence biraz STK'lar içerisinde en azından istikrarı sağlayıcı, diğer STK'lara örnek olucu ya da yol açıcı roller de üstlendi. Hı hı. Hatta örneklikler teşkil etti. Biz hiçbir ideolojiye şey yapmıyoruz, ambargo koymuyoruz. Siyaset üstüyüz ya da ideoloji üstüyüz. Bizim çizgimiz şu. Toplumumuzun, milletimizin, dinimizin temel değerlerine uygunsa, bunlarla ciddi anlamda zarar verecek biçimde, evet, çelişmiyorsa, kadın erkek, o gruptan bu gruptan hiç fark etmiyor. Hepsini biz bilim anlamında, bilimsel manada çağırıyoruz ve konuşturmaya çalışıyoruz. Ya da bir etkinlikte bulundurmaya çalışıyoruz. Bu da bizi çok rahatlatıyor. Biz memleketin, toplumumuzun, dinimizin hayrına, kültürümüzün hayrına ne varsa bunları uygulamaya çalışıyoruz. Bu konuda, evet, vatandaşlarımızı bilinçlendirmenin peşindeyiz. Tamam. Evet hocam, kaldığımız yerden, evet, geçen yılki değerlendirmeler. Bu işte ilgili. Türk lehçeleri önemli. Gerçekten toplumsal kimliğimizin güçlü olması için nereden gelip nereye gittiğimizi bilmekte yarar var. Bu lehçeler de bizim lehçelerimiz. Dolayısıyla bu İran'daki Türk lehçelerini Profesör Doktor Ali Temizel Hoca geçen yıl bize takdim etmişti. Hakikaten ilginç şeyler de söyledi. Ben mesela İran'ın güney tarafında Türklerin yaşadığını bilmiyordum. Yani kuzeyi biliyoruz. Tabii yani bilmediğim çünkü Güney Azerbaycan, tabii Güney Azerbaycan İran'ın içinde şu anda. Orada 30 milyon üzerinde Azeri kardeşlerimiz var. Soydaşlarımız var. Hatta yani buradan işte sınırdan girdiğiniz zaman İran'ın pek çok yerinde Türkçe konuştuğunuzda, evet, anlaşabilirsiniz. Evet, sıkıntı yaşamazsınız. Hele bir de biraz eski dile hakimseniz, hı-hı, yani bundan 40-50 yıl öncesi, evet, kelimelere, hı-hı, hakimseniz çok sıkıntı yaşamazsınız. Ben de İran'a gittim. Ama ben güney tarafta olduğunu bilmiyordum mesela. Evet. Orada Türkçe konuşan kardeşlerimizin olduğunu öğrenmiştik o zaman. Evet. Hocam bir reklama gitmemiz gerekiyor. Eyvallah. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden, tamam, devam edelim inşallah. Efendim, reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Bir paspal yapacağız. Evet, yeniden merhabalar efendim. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Hayri Erten hocamızla hasbihalimiz sürüyor. Evet hocam, kaldığımız yerden geçen yılki programların, evet, ile ilgili değerlendirme. Dikkatimi yapıyorduk. Hemen çekti. Geçen yıl Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocamız. Evet. Tarihi dizilerde, hı, gerçeklik algısını. Ben aynı konuda Muşmal hocamla program yaptım. Hakikaten, tamam, hem orada hem burada ilgi çekici şeyler, bilgiler, evet, verdi. Anlattı. O konuda işte Hüseyin Muşmal hocam. Belki, evet, bu konuda şunları söylemek lazım. Tarihi diziler güzel. Yani bilinç uyandırması, hı-hı, açısından, bilgilendirme açısından, ama tabii eksikleri var ya da bazen ne diyelim, sakıncalı, özellikle gençler için, çocuklar için, evet, sakıncalı sahneler oluşabiliyor. Belki oralarda dikkat edilebilir. Bunun için de ben şunu öneriyorum. Artık STK'larında ya da dini gruplarında veya diğer sosyal gruplarında bizim tarihi kültürümüzü serdedebilecek, ortaya koyabilecek, doğru bilgilerle donatılmış ama aynı zamanda seyredilebilir, hı hı, sürükleyici diziler yapabilecek, evet, yönetmenlere ihtiyacımız, doğru, var. Senaristlere ihtiyacımız, hı, var. Ama burada bu yıl yaptığımız programda da Abdülhamit Güler Hoca'nın ifade ettiği, hı hı, gibi bize de görev düşüyor. Yani bu şekilde yapılan filmlere ya da dizilere de ilgi göstermemiz, gerekirse gidip seyretmemiz ve destek vermemiz, doğru, icap ediyor. Aksi takdirde bu sadece güldüren, eğlendiren, onlar faydasız demiyorum ama onlar daha çok seyirci topluyorlar, ayakta kalıyorlar. Onlara karşı yarışması ya da ayakta kalması pek mümkün
görünmüyor. Şimdi yapılan ne işte? Biraz şiddeti de içeren diziler takip ediliyor ya da sevdaya, aşka dair diziler takip ediliyor vesaire, özellikle gençler tarafından. Bunları daha olumlu, daha zararsız hale getirerek ama akıcılığı da koparmadan bu işi başarabilecek bizim gerçekten güçlü, bunu hakkıyla yapabilen ehil yönetmenler yetiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda senaristler yetiştirmemiz gerekiyor. Senaryo üretme konusunda maalesef ülkemiz sıkıntılı. Doğru. Özellikle muhafazakar açıdan baktığımızda bu konuda ciddi sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Yani artık ben siz niye yapmıyorsunuz diye sorabilirler ama bir fikir olarak da bu önemli. Yani 15'er 20'şer kişilik grup halinde bu gençleri konservatuvarlara, sinema bölümlerine, iletişim bölümlerine göndermekte yarar var diye düşünüyorum. Tek tek gönderirseniz mevcut yapı içerisinde eriyebilirler, asimile olabilirler. Ama grup grup gönderme şansı yakalanırsa, işte 30 kişi müracaat edip 15'e girmeyi başarırsa oranın yapısını değiştirebilirler ya da kendi çizgilerinde değiştirmeseler bile yetişirler diye düşünüyorum. Önemli bir husus olduğu için burada dikkat çekmek istedim. Tabii bizim camia bu konulara biraz geç el attı. Yani ta zamanında işte buna el atılabilseydi. Mesela ben hatırlıyorum, bir televizyon geldiği zaman Konya'ya, aman sanki şunun falanın evinde televizyon varmış diye böyle çok olumsuz bir gözle bakılırdı. Halbuki öyle yapılacağına, işte televizyon yayınlarının daha düzenli, daha iyi, daha olumlu hale gelmek için, getirmek için çalışmalar yapılsa, onlara el atılsa, yani düşmanlık yapılacağına, bir tür faaliyetlere el atılsa daha iyi olurdu ve daha iyi sonuç alınabilirdi. Bugün belki farklı bir ortam yakalanabilirdi ama geç el attık biz bu konulara. Yani maalesef Ziya Gökalp'in ifade ettiği gibi medeniyetle kültür ayrımı yapmak gerekiyor. Kültür bize has olan şeyler, bizi başkalarından ayıran niteliklerimiz. Ama medeniyet dediğimiz şey veya uygarlık dediğimiz şey bütün insanlığın ortak malı olan şeyler. Ve bu konuda teknoloji çok hızlı ilerliyor. Özellikle iletişim dünyasındaki teknoloji korkunç. Her geçen gün çok daha ileri boyutlara gidiyor. Şimdi ne yaparsak yapalım bu teknolojik aletlerden ya da imkanlardan kurtulmamız, kaçmamız pek mümkün görünmüyor. O zaman bize düşen bu teknolojilerin nasıl kullanılacağı ve bunların kullanıldığı alanlarda hizmet verebilmek. Hocam işte bakın biz KonTV'de şimdi konuşuyoruz değil mi? Aynen. Yani hep olumlu, güzel, kültürümüzle ilgili, değerlerimizle ilgili bir hasbihal yapıyoruz. Eğer bu KonTV olmamış olsaydı bu konuşma olmayacaktı. Yani bunun gibi birçok programlar olamayacaktı. Demek ki her şey olumlu yönde kullanılırsa iyi olur, olumsuz yönde kullanılırsa kötü olur. Buna düşmanlık yapmanın bir anlamı yok. Bunu insanı düşünen, insanlığı düşünen, geleceği düşünen, bu konuda derdi olan insanlar yaptığı zaman ve bu alanı doldurduğu zaman daha sağlıklı buradan istifade etmiş oluruz. Meydanı başkasına bırakırsa adamları öyle kullanabilir. Biz boş ve zarar zaman onu başkası tabii dolduracaktır. Tabii ki. Ya ne yaparsak yapalım bu teknolojiyi bu dünya kullanıyor. İletişim açısından. Artık televizyon falan da herkesin cebine girdi bu işler. Cebinde artık şimdi internet olayı var. Hatta sosyalleşme mekanları aileydi, sokaktı, mahalleydi, sonra okullar, örgün eğitim çok yaygınlaştı son 1,5 asır. Okul da şimdi bu konuda rollerini yavaş yavaş yitirmeye başladı. Sosyalleşme mekanı dediğimiz şey artık sanal dünya olmaya başladı. Ne komşu, ne komşunun çocuğu, hatta ne öğretmen, ne anne, ne baba, ne sokaktaki başkaları, dünyanın ta öteki ucundaki bir insan sizin çocuğunuza her türlü açıdan etki edebiliyor. Topluma işte dünya bunun içine girdi. Onun için işte biz bunun içini dolduracak programlar, yazılımlar, ne bileyim filmler, hatta caps'ler vesaireler üretmek gerekiyor. Buna çözüm üretmek gerekiyor. Yani geriye çekilip durarak savunamayız kendimizi ya da değerlerimizi koruyamayız. Veya çocuğumuza sahip olamayız. Sahip olamayız. Biz sahip olamazdık işte onlar sahip oluyor. Eve kapatacak halimiz yok. Dolayısıyla gerçi eve kadar da girdi bunlar. Girdi yani hocam. Kaçıramıyorsunuz. İşte son haberlerde izliyoruz o balina programı bilmem ne programı çocuklar intihara kadar sürüklüyor. Maalesef. Yani yazık o çocuklarımıza. İşte bu zaman
Bunlara sahip olmamız lazım. Tabii bunda şu da var. Yani konuyu açıyor ama bunda şu da var. Eğitim öğretim sistemimizin temelden değişmesi gerekiyor. Yani sadece sınava dönük, insanları sınava hazırlayan, bilgiyle sınav yapıp sonra da onlara meslek kazandıran ya da hayat kazandıran bir durumdan çıkarmak gerekiyor. Yani eğitim öğretimin temel amacı bir bireyin, insanın taşıdığı becerileri keşfetmek, bu becerileri geliştirmek, aynı zamanda onun ona kendisini tanıtmak, toplumunu tanıtmak, toplumsal değerlerini tanıtmak ve toplumun bir bireyden kendisiyle alakalı neler bekliyorsa onu ona göre hazırlamaktır. Ama Türkiye'de maalesef ülkemizde eğitim öğretim bu konuda çok aksaklıklar yaşıyor, çok eksiklikler yaşıyor. Özellikle eğitim konusu sadece bilgi yükü haline getirdi bizim gençlerimizi. İnanın ezbere bilgi bunlar. Yani ne yazabiliyorlar, ne anlatabiliyorlar, ne de okuduklarını anlayıp, yorumlayıp muhakeme edebiliyorlar. Sosyal yönleri çok zayıf. Çok zayıf. Değil mi? Dolayısıyla bu konuda benim acizane görüşüm, ki o konuda eğitim bilimciler de düşünce ortaya koymaya başladılar. Hatta Milli Eğitim Bakanlığımız da artık değiştirme gayretleri ve çabası içerisine girdi. İlk öğretim özellikle sadece okuma, yazma, anlama, yorumlayabilme, muhakeme edebilme, bunları ifade edebilme, toplum içinde ifade edebilme şeklinde icra edilmesi gerekiyor ya da verilmesi gerekiyor. Ama biz ne yaptık? Daha ilkokula gider gitmez dershaneye gönderdik. Etüt merkezleri açtık, ilave dersler aldırdık tabii. Çocuklar şimdi ben soruyorum öğrencilere, 150 kişilik, 130 kişilik bir sınıfta diyorum ki 100 metrede kaç kişiyi koşabilir? Hiç kimse parmak kaldırmıyor, söz almıyor. Diyorum ki ya niye böyle hiç söz almıyorsunuz? Yarışmadık ki hocam diyorlar 100 metrede, kimseyle yarışmadık. Yani bedenimizi bile tanımıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bile yaratılıştan bize verdiği vasıflarla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Kendimize yabancıyız. Evet. Kültürümüze yabancıyız. Toplumumuza yabancıyız. Sadece bilgi alıp bu bilgiyle sınavlara girip bir yerlere gelmenin peşindeyiz. Eğitim öğretimi bu çizginin dışına çıkarmak gerekiyor. Bilgiyle beraber kendini tanıyan, etrafını tanıyan, toplumunu tanıyan, hatta niçin bu dünyada olduğunu anlamlandırabilen ve geleceğe dönük bir şeyler yapma arzusunu veren, dolayısıyla üretici, sadece bilgiyi tüketen değil, bilgiyi üreten, sorgulayan bir insan tipine doğru yönelmemiz gerekiyor. Evet. Onun için de eğitimde ciddi değişikliğe gerekiyor. İnşallah yapılacak. İnşallah. Yani bunun farkına varıldı. Evet. Artık dönmeye başlanıyor. İnşallah. Tam da bu konunun üzerine işte geçen yıl nasıl bir bürokrasi yeni sistemde diye Profesör Doktor Kudret Bülbül Hoca gelmişti. Evet. Hatta evet. Siz de yine ben burada de program yapmıştınız. O programı da gerçekleştirmiştik. Evet, çok güzeldi o gerçekten Kudret Hoca'nın programı da. Edebiyatla alakalı pek çok program gerçekleştirdik. İşte edebiyatımızda Nahat Su Kasidesi, Şerife Akpınar Hoca burada onu sunmuştu. Yunus Emre Divanı ve Risalatün Nusriye, Mustafa Özçelik hocamız burada ve Yusuf Yıldırım birlikte icra etmişlerdi. Şöyle bakıyorum, tabii edebiyatımızın yerli ve milli sesi Tarık Buğra'yı, Sami Güçlü hocamızın ne diyelim? Anadolu Mektebi çocukları. Öncülüğünde Anadolu Mektebi'nde yer alan gençlerimiz bunu gelip burada panel olarak sunmuşlardı. İşte öyle gençlik yetiştirmemiz lazım. Yani okuyacak, okuduğunu özümseyecek, bunun ne anlama geldiğini öğrenecek ve bunu toplum karşısında ifade edebilecek, kendine özgüveni olan, aynı zamanda bunu yazıya dökebilen, başkalarıyla tartışabilen bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Evet, biz bunun için burada biraz öncülük yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onlar da bize katkı veriyor. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam hakikaten sizin de işaret ettiğiniz gibi Sami Güçlü hocamızın, bakanımızın o Anadolu Mektebi'nde yetiştirdiği gençlik çok önemli. Evet. Ben de yakından takip ediyorum. Hatta 4 veya 5 sefer burada o çocuklarla program yaptım ben değişik zamanlarda. Hepsi de o kadar dolu ki, kendilerini o kadar güzel yetiştirmişler, o kadar güzel ifade ediyorlar ki. Mesela Mehmet Akif konusuyla ilgili ben şu anda hatırladığım bir program yapmıştık. Sordum ben çocuklara, Mehmet Akif'le ilgili kaç kitap okunuruz?
33'er kitap okumuşlar. Hem Mehmet Akif'in kitaplarını hem Mehmet Akif ile ilgili yazılan kitaplar. Yani bu kolay bir şey değil. Yani evet. Bu çok müthiş bir olay. Ve de her konuda işte Tarık Buğra'da da öyle. İşte başka önemli yazarlar hakkında da öyle. Hakikaten önemli iş yapıyor Sami Güçlü hocamız. Sanıyorum Türkiye çapında 2000 üzerinde de öğrenci var. Evet, 12 tane ilde de şubeleri var arada sanırım. Yani merkezleri var. Ciddi faaliyet yani gösteriyorlar. Çok ciddi, çok güzel bir faaliyet. Allah razı olsun kendilerinden. Gelecekte işte bu topluma yön verecek evet, işte insanlar böyle yetişiyor. Bu işte yani. Yapılması aynen, gereken bu ya. Yani. Evet. Dolayısıyla biz de onlara katkı vermenin peşindeyiz inşallah. İnşallah. Mustafa Aslan hocamız yerel basınla alakalı bize bir sunum yapmıştı. Basın nereye gidiyor diye Konya'yı bu konuda değerlendirmişti, kıymetli bilgiler vermişti. Ve Türk müzikisinde virtüözite ve müzikalite, Göksel Baktakir hocamız. Gerçekten ticaret odasında burada geldi. Doğru. İcra ile birlikte bu konuyu bize anlattı. Çok güzel de bir program. Ahmet Çalışır'la. Evet, Ahmet Çalışır hocamızla birlikte. Allah kendilerinden razı olsun. Hatta ikisi birlikte icra da yaptılar. Çok da hoş çok bir hoştu yol olmuştu. Yani, çok hoştu. Yani biz programlarımız arasında müziğe de yer veriyoruz. Müzikle alakalı bilgilendirmeler. Tabii o da kültürümüzün bir parçası tabii. Vesaire yani. Tabii ki. Gönüllere sanat çok hızlı giriyor. Evet. Çok etkili giriyor. Belki de birkaç kitapla yapamadığınızı ya da birkaç kitapla anlatamadığınızı, izah edemediğinizi 5 dakikalık bir sanat icrasıyla yapabiliyorsunuz. Bir müzikle, bir şiirle. Kesinlikle çok etkin bir iletişim türü diyebilirim. Sanatsal iletişim. Biz de bundan istifade etmeye çalışıyoruz. Onları gündeme taşımaya çalışıyoruz. Yine geçen yıl Profesör Doktor Mim Kemal Öke hocamız Aşkın Hakikat Bilgisine Dönüşümü isimli bir sunum yapmıştı. O da Ticaret Odası'nın salonunda gerçekleştirmişti bu programı. O program da çok güzel olmuştu. Bunlar güzel programlar. Halkımızın da arzu ettiği, istediği programlar ve bunlar gerçekten bizim manevi kültürümüze ya da mirasımıza değer katan insanlar. Dolayısıyla onları burada takdim etmekten biz de gerçekten mutlu olduk. Diyelim. Bir de yazarlarımız müzeleri geziyor programı vardı. Geçen yıl Konyalı yazarlarımız işte Konya'daki müzeleri gezdiler. Yusuf Beyli ve Naci Bakırcı'nın rehberliğinde. O da güzel bir program olmuştu. Bu şeyler vardı hocam. Her yıl yapılan, yazılacak çok şey var. Evet. Geziler vardı. Yalvaç'a, Yalvaç'a gitmiştik. Pisidiye antik Yalvaç şehrine. Daha önceki yıl Bolu'ya gidilmişti. Evet. Daha önce Bursa, Çanakkale'ye gidilmişti. Yani o işte iki önceki programlar, öncekileri de çok güzeldi de ikisi çok hoştu. Bolu gerçekten bir cennet. Cennet coğrafyasını taşıyor öyle söyleyeyim. Gölleriyle, ormanıyla, çiçekleriyle, nülüferleriyle, sularıyla ve iklimiyle harika bir şehir. Dolayısıyla yazarlarımız orayı gördüler. Vizyonları açıldı. İşte oranın yerel yönetimleriyle görüşüldü. Onlar bir şeyler aktardılar. Biz bir şeyler aktardık. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu oldu. Yine aynı şekilde geçen yıl işte Yalvaç'a gittik. Yani o kadar çok aslında tarihi yerlerimiz var ki o antik kenti gezmek gerekiyor. Sizi götürüyor yani 20 asır öncesine ve orada yaşatıyor. Çok önemli tarihi kalıntılar söz konusu. Pavlos'un bile gittiği, önce nasıl karşılanıp sonra işte Yahudilere karşı Hristiyanlıkla alakalı mesajlar vermeye başladığında kendisini alaşağı etme gibi durumlarla da karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bir dinin nasıl ortaya çıkışını bile o antik şehirde görmeniz mümkün. Doğru. Yani seslendirildiği ve anlamlandırıldığı zaman orayı da yazarlarımız yazdılar. Evet. Herkes kendi izlenimlerini yazdı ve bunlar basında bizim web sayfamızda. Tabii zaten gidip gezilmekle kalınmıyor. Evet. Dönüşte orayla ilgili bilgiler veriliyor, yazılıyor. Her yazar kendi görüşüne, artık kendi bakış açısına göre. İşte bunun için de diyorum yani Konya'nın kültür hafızası da çok önemli ortaya çıkmış oluyor. Çok çeşitlenmiş ve zengin bir hal almış oluyor.
Rutin olarak geleneksel hale getirdiğimiz çocuk edebiyatı üzerine Cahit Zarifoğlu çocuk şenliği yapıyorduk. Evet. Bu her yıl yapılıyor. Evet, Ramazan'a denk geliyor. Bu yıl onun için bundan vazgeçtik. Öyle İnşallah mi? Önümüzdeki yıllar belki yaparız ve devam ederiz. Çocuk edebiyatını önemsiyoruz. Geçen yıl da yapmıştık. İşte Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun. Evet. Konya'da bunun üzerine çok kitap yazan bizim yönetim kurulu üyemiz olan Duran Çetin hocamız. Evet. Birlikte bir panel gerçekleştirmişlerdi. Bu da çok hoş olmuştu. Çocuk edebiyatı son derece önemli. Sosyalleşme dediğimiz sürecin en önemli ayağı çocuk yaştayken ortaya çıkıyor. Tabii. Yani bizim kimliğimize damga vuran niteliklerimiz, yaşam tarzımız, nasıl bir insan olduğumuz, topluma nasıl hazırlanacağımız gibi pek çok husus aslında İşte ilk 12 yaş arası oluyor. Bu çocuk edebiyatını ilgilendiriyor. Dolayısıyla buradaki edebiyat ürünleri son derece önemli. Son derece önemli. Hatta çocuk edebiyatını sağlıklı bir zemine oturttuğunuz zaman nesli de sağlıklı bir zemine oturtuyorsunuz demektir. Ben onun için çok önemsiyorum. Yani sağlıklı nesiller, yani manevi anlamda konuşuyoruz. Tabii, tabii. Manevi anlamda sağlıklı nesiller yetiştirilirse tabii ki sağlıklı bir toplum oluşacak demektir. Evet. Bütün gayret o zaten. Ama işte bu çocukluktan başlıyor. Başlıyor. Bu yüzden de ilkokuldan başlamak lazım. Çocuk edebiyatı da çok önemli. Çok önemli. Hale geliyor. Okunabilir. Sürükleyici aynı zamanda ve değerlerimize de uygun, kültürümüze, maneviyatımıza, tarihimize uygun olması son derece önemli. Çünkü burada okuduğu çocuk kendisini yoğuruyor. Çocuğun kendisini yoğuruyor. Bu yüzden önemli. Geçen yılda bunun üzerine bir program gerçekleştirmiş idik. Şehir akşamları vardı. Evet. Benim hatırladığım kadar. Cengiz Aymattoğlu geçen yıl burada anlattık. Ramazan Korkmaz Hoca, Profesör Doktor Ramazan Korkmaz Hoca. Cengiz Aymattoğlu'nun eserlerinde ötekileşme sorunu ve kendine ötekileşme sorunu anlatmıştı. Ve kendine dönüşüm yollarını. O program da çok güzel olmuştu. Gerçekten çok ilgi duyulmuştu. Bu da geçmişten bugüne nasıl dersler alabiliriz? Edebiyat ayağıyla aslında alabileceğimiz bir durum. Cengiz Aytmatov'un mezarında bir Fatiha okuma da nasip olmuştu bana geçen yıl. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet kendisini. Evet. Çok önemli birisi. Dediğiniz gibi şiir şöleni. Geçen yıl 8.sini yaptık. Yani o da geleneksel hale geldi. Evet. İnşallah bu yıl da yapacağız. Ve bu yılkini inşallah Mevlana Gülbahçesi'nde yapılıyor. Evet, yine bir yerel belediyemizle İnşallah gerçekleştireceğiz. Karatay Belediyesi ile inşallah bunu yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl bir farklı bir düşünce vardı hocam. Hem onu yapmak hem de Konyalı şairlerle ayrı bir program yapmak var. Nasıl gerçekleştirebilecek? İki tane yapmayı düşünüyoruz inşallah. Yani inşallah. Çünkü programımızı aldık. Onları da İnşallah yaparız, gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Konyalı şairlerinde de istifade etmek gerekiyor. Onu Konyalı demiyoruz da artık Konya'da yaşayan şiiri işleyen şairler veya diye. Konya ama tabii şiiri, Konya ağırlıklı olacak. Yani söylerken tabii Konyalı diyoruz ama evet. Konya ağırlıklı bir program olacak. Yine İslam medeniyetinde bahçe sanatını geçen yıl dile getirdik. Profesör Doktor Murat Ertekin hocam. Hatırladım. Evet. Gerçekten güzel bir program olmuştu. Orada unutmadığım cümle şuydu, işte başka bahçıvanlar ya da sanatçılar tabiattakileri kendilerine göre şekillendiriyorlar ama İslam dünyası tabiatı Allah'ın yarattığına pek dokunmak istemiyorlar. O şekilde bir bahçe ortaya koymaya çalışıyorlar gibi şeyler de söylemişti. Bu cümle bile yani programı takip etmeye değer diye düşünüyorum. Evet. Şiirimizde Konya'yı Profesör Doktor Saim Sakaoğlu, yani Konya'mızın medarı iftar hocalarından duayeni, birisi duayeni bu konuda. O ne diyelim birikimine hocamız ve emekli olmasına rağmen maşallah enerjik hiç bizi kırmadı, geldi kendisi burada bize bu konuyu takdim etmişti. Dolayısıyla o programı da gerçekleştirmiş olduk. Yine Konya'mızın önemli okullarından bir tanesi Darül Muallimat'ın Konya yaşamına katkıları.
Doktor İsmail Doğanal sunmuştu. Orada benim dikkatimi çeken bir husus olmuştu. Müfredatı, bu okulun müfredatı. O müfredatta mesela çocukların el işlerini geliştirici, yani elle alakalı becerilerini geliştirici müfredatta dersler söz konusuydu. Çok önemliydi bu. İşte bizim de şimdi eğitim öğretimimizin biraz gençlerimiz ayakta kalabileceği, hayatta karşılaştıkları şartlara karşı kendilerini koruyabilecekleri ya da yaşatabilecekleri şekilde yetiştirmeleri için bu tür derslerin de konması gerekiyor. Evet. Ama laf olsun diye değil. Gerçekten icra edilecek, uygulanacak ve çocukların bu konudaki becerilerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Orada o çok dikkatimi çekmişti. Evet, kaybolan coğrafyanın kaybolan değerleri, savaştan önce Halep, Kudüs ve Kahire fotoğraf sergisi. Ahmet Kuş kardeşimiz burada bu sergiyi gerçekleştirmişti. Fotoğraflar da bir sanat ve gerçekten bazen görmediğimiz, yakalayamadığımız şeyleri ortaya koyabiliyor. Tarihi bize anlatabiliyor. Onun için bu tür sergileri de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Yine ikinci, evet. Ben aklıma bir şey geldi hocam da, geçen yıl yapıldı mı bilemiyorum ama bir de genel merkezle beraber Konya'da bazı programlar icra edildi veya genel merkezin programları Konya'da yapıldı. Geçen yıl yaptık. Biz ara sıra şöyle yapıyoruz. Sempozyum yapıyoruz. Sempozyum şeklinde, büyük programlar yapıyoruz. Geçen yıl Nizam'ın büyük sempozyumu gerçekleştirdik birlikte Ankara merkezle. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara ve Konya Şubesi birlikte. Hatta o programın içeriğini buradan şube olarak biz doldurduk. Yani Ankara'da katkı verdi ama daha çok biz burada katkı vermeye çalıştık. Çok da güzel bir sempozyum gerçekleşti. Uluslararası bir sempozyumdu. Nizamül Mülk çok önemli birisi. Yani bizim medeniyetimizde. Onu tanıtmaya, Selçuklu vezirlerinden. Burada anlatmaya ve bilimsel bir şekilde ortaya koymaya gayret sarf ettik. Daha önceki yıllarda da ahlak sempozyumu gerçekleştirilmişti galiba, yine aynı şekilde. Yine Konya'da şehirlerle alakalı bir sempozyum gerçekleştirilmişti. Hatta orada ben moderatörlük falan da yapmıştım. Mehmet Ali Köseoğlu Bey o zaman şube başkanımızdı. Romanla alakalı sempozyum gerçekleştirilmişti. Konya'da yapıldı. Biz en azından iki yıla bir ya da yılda bir, her yıl bir program Ankara merkezinde programlar gerçekleştiriyoruz. Yani sadece şubenin, Konya şubesinin yaptığı programlarla iktifa edilmiyor. Evet. Genel merkez bazında uluslararası sempozyumlarda yapılıyor. Bu da önemli bir şey. Katkılar veriyoruz. Birlikte programlar gerçekleştiriyoruz. Evet. Önemli bir konu. Geçen yıl bizim Türkiye Yazarlar Birliği'nin onursal başkanı Mehmet Doğan hocamız. Bey, yazı hayatının 50. yılına girmişti. Onunla ilgili burada bir program gerçekleştirdik. Yine eski başkanlardan Hicabi Kırlangıç hocamız. Yine onu çok yakından tanıyan Ahmet Köseoğlu başkan, Fahri Tuna ve Mehmet Şeker. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar bunlar ve Mehmet Doğan hocayı çok yakından tanıyan kimseler. Onu Türkiye Yazarlar Birliği'nde anlattılar. Bu da biraz insanlar yaşarken kıymetini bilmek lazım diye düşünüyoruz. Bu çerçevede de onu almış olduk. Sen bu program deyince ben hemen o programla ilgili diye Mehmet Doğan ya. Diyesinin ne anlama geldiğiyle ilgili epey bir görüşler de edilmiş diye şimdi onu hatırladım. Dervişinden tutun devrimciye doktoruna kadar. Yani ifade edilmişti. Dolayısıyla o da kıymetli bir program. Gerçekten Mehmet Doğan hocamız bu ülkeye hizmet etmiş birisi. Çok fedakarca çalışan birisi ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu. Evet. Onursal başkanı. Hala bu sivil toplum kuruluşunun hizmet etmesi için gecesini gündüzüne katan birisi. Canı gönülden çalışan çok birisi. Çok önemli faaliyetler var. Bir sürü eseri ve kitabı var. Başta Türkçe sözlüğü zaten yetiyor. Yani onu başka bir şeyle anmaya bile gerek yok. Herhalde 120 binin üzerinde kelimeli en zengin sözlüklerimizden bir tanesi. O bile yeter diye düşünüyorum. Hangi konuda olursa olsun çok
gerçekten dolu bir hocamız. Bütün gayretleri ülkeye... Evet, Allah uzun ömürler versin ve bu faaliyetlerini inşallah uzun süre sürdürmeyi nasip etsin. Evet. Hocam bir reklam arası vereceğiz. Artık eyvallah. Reklamlardan sonra bu yılki programa başlayalım. Oraya başlayalım. O eksiği tamamlarız. Tamamlandıktan sonra bu yılki programlara geçelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz inşallah. Bir reklam arasından sonra yine buradayız efendim. Bu Yazarlar Birliği'nin faaliyetleriyle ilgili hasbihalimiz reklamlardan sonra devam edecek. Biz buradayız. Evet, son bölümde yeniden beraberiz efendim. Profesör Doktor Hayri Ertan hocamızla Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin faaliyetlerini hasbihal etmeye devam ediyoruz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Geçen yılki değerlendirmeyi bir an önce bitirelim ve bu yılki programlara geçelim inşallah. İşte Sabahattin Ali'nin öykülerinde Konya. Yani o işte Konya'ya gelmiş ve öyküler yazmış. Gerçekten de güzel öyküler gerçekleştirilmiş. Onu Ali Baykan hocamız, doktor öğretim üyesi burada anlatmıştı. Popüler kültürün natürel yazmaya etkileri, yani Ayşe Ünüver hocamız. Gerçekten kalemi güçlü bir kardeşimiz bu. O da burada ifade etmişti. Bence Konya'nın önemli sanat tarihçilerinden birisi Ahmet Çaycı hocamız. Burada geçen yıl Osmanlı mimarisinde anlamı bize burada anlatmıştı. Onu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Marşlar ve toplumsal hareketler, marşlarla toplumsal hareketler arasındaki ilişkileri ortaya koyması bakımından Doçent Doktor Mehmet Birekül Hoca burada açıklamalarda bulunmuştu. Gerçekten o program da çok ilgi duymuştu. Türk ve Arap Edebiyatı'nda ortak değerler, Ahmet Kazım Ürün hocamız burada bunları ifade etmişti. Ve Selçuklu'da Taç Kapılar, Yaşar Erdemir hocamız burada anlatmıştı. Görüldüğü üzere yani 2018'de çok farklı alanlarda sanattır, sinemadır, müziktir, kültürdür, tarihtir, edebiyattır. Pek çok konuda bunları burada takdim etmeye dolu dolu bir program yaşanmış hocam. Geçen yıl yani bu, bıraktık. Evet. Allah razı olsun. Şimdi gelelim bu yılki programlara. Evet. 8. hafta icra edildi. 9. hafta icra edilecek inşallah. Evet. Bu geçmiş 8 haftada neler konuşuldu? Bundan sonra programda neler var? Evet, şimdi geçmiş 8 haftada biz her yıl Konya'dan da bir değerimize yer vermeye çalışıyoruz. Bunları yaşarken değerlendirelim istiyoruz. Mehmet Ali Uz hocamız Konya'da yaşatılan Selçuklu değerlerini mahalle ve sokakları bize anlatmıştı. Onunla başlamak istemiştik. Konya'mızın önemli kültürel adamlarından Mehmet Evet, abimiz. Gerçekten Konya'da iki tane ansiklopedi çıktı ve onların ortaya çıkmasına çok büyük katkı veren bir Konyalı düşünürümüz, Konyalı severimiz diyelim kendisine. Selçuklu'dan kalan bu tarihi eserleri de bize, hatta kaybolanları da dahil anlatmış oldu. Evet. Ve bu konuda bir bilinç uyandırma gayreti içerisine girdik. İkinci haftada dünya medeniyetlerinde Mevlana Hazretleri'nin etkisi. Bunu da Profesör Doktor Bilal Kuşbunlar hocamız, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı burada sundular. Mevlana düşüncesinin dünya medeniyetlerindeki yansımaları, onlar üzerindeki etkileri burada ortaya konmuş oldu. Bu programda çok tatlı ve güzel geçmişti. Orta Asya'da Anadolu'ya Türkler, Profesör Doktor Ahmet Taşağal hocamız geldi burada. Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerin nasıl geldiği, hangi bölgelerde yaşadıkları belgeleriyle ortaya kondu. Konyalı aslında Ahmet Taşağal Hoca ile tanışmış oldu, öyle söyleyeyim. Evet. Yani bu program sayesinde gerçekten Orta Asya'yı adım adım gezen, gecesini gündüzüne katan, bu konuda birçok fedakarlıklar yapan bir hocamız, bu konuda eserler veren hocamız. Hatta imzası bir saat kuyrukla devam etti. Doğru. Biz imza falan ilan etmediğimiz halde. Çok dolu dolu bir çok şey. Dolu doluydu. Evet. Çok güzel bir program. Çok ilgi çekti. Olmuştu, evet, ilgi çekmişti. Tabi burada üniversitedeki hocalarımıza da biraz iş düşüyor. Yani uygun gördükleri, ilgili gördükleri programlara öğrencilerimizi yönlendirirlerse çok seviniriz. Bizim amacımız onlara bir nebze olsun katkı sağlamak.
Dördüncü haftada eleştirel açıdan sinema ve izleyici. Abdülhamit Güler, evet. Sinema eleştirmeni, yorumcusu, çok güzel şeyler söyledi. Şeydi, evet. Evet, filmlerin ikiye ayrıldığını, festival filmleri ya da ticari filmler olmak üzere iki şekilde, iki türde film üretildiğini ifade etti. Festival filmlerinin kalıcı olduğu, hatta dünyada pek çok milletler tarafından, ilgililer tarafından izlendiği, her ne kadar izleyicisi, takipçisi az Türkiye'de da olsa, az olsa bile yurt ama dışında etkisinin yüksek olduğu söylendi. Ticaret filmlerinin gelip geçici, işte komedi seyircide hiçbir iz bırakmadığı, izleyicilerde bir iz bırakmadığı ifade edildi. Tabii o da ifade etmişti, programın başında da söylemiştim. Festival filmlerine ilgi göstermemiz gerekiyor. Yani kültür ve sanata dair sanatsal filmlere, filmlere ilgi göstermemiz gerekiyor. Sinan Çetin'in Mutlu Ol diye kısa 5 dakikalık bir filmi var. Mesela onu seyrettiğinizde gerçekten 1500-2000 sayfalık bir kitabı okumuş kadar etkileniyorsunuz. Yani batırlaşmanın ülkemize nasıl etki ettiği, nasıl zorla değiştirilmek istendiği, o günlerde neler yaşandığı ile alakalı pek çok hususun orada çok harika bir şekilde işlendiğini 5 dakikada etkin bir biçimde izleyiciye anlatabiliyorsunuz. Onun için gerçekten sinema, tiyatro gibi, müzik gibi alanlar çok önemli diye düşünüyorum. Onun için Abdülhamit Güler Bey de burada bunları bize takdim etmişti. Yine Kırım'ın edebi sesi Cengiz Dağcı. Evet. Evet. Yani sürgünün ne anlama geldiğini, sürgünün insanlara ne yaşattığını, Müslüman Türklerin Kırım'dan nasıl sürüldüğünü, ne gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını edebi bir dille, romanlarla bunun nasıl anlatıldığını, İsa Koca Kaplan burada bize takdim etmişti. Bu programda çok güzel olmuştu. Dünden bugüne Konya kütüphaneleri ve kütüphanecileri. Evet. Konya'da gerçekten o kadar önemli kütüphaneler var ki biz bunu gündeme taşımaya çalıştık ve Konya'daki kütüphaneleri en iyi bilenlerden birisi olan da Bekir Şahin hocamız. Yazarlar Birliği. Yazarlar Birliği. Türkiye Yazarlar Birliği'nin eski başkanı. Eski başkanı. Evet. Ama yazarlar, şimdi Yazma Eserler Kütüphanesi'nin müdürü. Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nin müdürü. Gerçekten çok gayretli bir kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buradaki Yazma Eserler Kütüphanesi'nin ne kadar önemli olduğunu, hangi eserleri içinde barındırdığını izah etti. Herhalde Süleymaniye'den sonra Türkiye'de ikinci büyük yazma eserleri bulunduran bir kütüphanemiz. Yani aslında Konya'nın ayağının dibinde, dizinin dibinde yani çok bir kıymetli var. Bir hazine var. Bunun farkında olanlar da var ama daha çok insanların farkında olmasını arzu ediyoruz biz. Bu yüzden Kütüphaneler Haftası'nda Bekir Şahin Hocam burada bunları bize takdim etmişti. Yine Balkanlar'da Osmanlı izlerini Profesör Doktor Mustafa Özer burada anlattı. Siz de herhalde takip etmiştiniz o zaman. 15.000'in üzerinde Balkanlar'da Osmanlı eseri olduğu. Bunun da üçte biri kaldı. Evet, üçte birinin kaldığını ifade etmişti. Hepsini tek tek bize orada gösterdi, anlattı. Ne kadar önemli. Yani bunlar bizim kimliğimizi güçlendiren, nereden gelip nereye gittiğimizi ortaya koyan, insanlığa neler bırakabildiğimizi gösteren çok önemli işaretler, göstergeler. Sahip çıkmak gerekiyor. Biz de bunu burada anlattırarak yani ecdadımızın oralara ve diğer bölgelere ne tür bir iz bıraktığını, nasıl bir imza attığını, nasıl eserler bıraktığını işte bu tür programlarda görmek mümkün oluyor hocam. Evet. Bunlar olmazsa tabii bunları bilmek mümkün olmayacak. Evet. Evet, bu geçen işte haftada edebiyatımızda Asya'da çok önemli olan Yusuf Asacık ve Kudat Kubilik. Tabii Anadolu'da da çok önemli. Kudat Kubilik çok önemli bir eser. İçinde pek çok şeyi barındırıyor. Felsefeden edebiyata, dile, hatta sanata, siyasete, ahlaka dair pek çok hususlar içerisinde barındırıyor. Bu da Profesör Doktor Funda Toprak tarafından anlatıldı. Bu programda çok ilgi gördü. İnşallah bundan sonraki haftalarda da vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama kısa kısa bir 10 dakikalar var hocam. Takdim edebiliriz. Kültür, düşünce ve edebiyatta 1940'lı yıllar
Yine Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluşunda önemli bir isim Doktor Necmettin Türünay kardeşimiz gelecek. O 1940'lı yıllardaki kültür ve düşüncede edebiyatı bize anlatmaya çalışacak. Bir sonraki hafta bunu değiştirmiştik sanırım. İlahiyat Fakültesi'nde bir doktor öğretim üyesi arkadaşımız Dürziliği biraz bize anlatacak. İnşallah. Selahattin Eyyubi ve Kudüs davası 4 Mayıs'ta bununla alakalı bir roman yazan Ali Emre kardeşimiz. İstanbul'da çok önemli bir isim Ali Emre kardeşimiz de ve hakikaten anlatımı, dili çok güzel. Takipçilerimize gelip takip etmelerini öneririz. Bu dile getirilecek. 12. hafta 11 Mayıs'ta klasik edebiyatımızda Ramazan. Ramazan ayı başlamış olacak. Evet. Dolayısıyla Ramazan'a dönük. Edebiyatta Ramazan'ı, klasik edebiyatımızda Ramazan'ı Profesör Doktor Mehmet Kırpıyık hocamız takdim edecekler. 13. haftada Konya'da Medfun Peygamberler. Bu biraz tartışmalı bir konu ama konuşulsun istedik. Konuşulsun. Öyle bir konu. Zarar etmez. Yani. Evet. Doğumunun 105. yılında... Kim hocam anlatacak onu? Ahmet Çelik diye bir kardeşimiz. Bu konuda bir... Çalışması vardır. Evet, çalışması var. Evet. Doğumunun 105. yılında Gençler Necip Fazıl'ı anlatıyor. Bu da yine geçen yıl yaptığımız gibi Anadolu Mektebi öğrencilerimiz gelecekler. Panel gerçekleştirecekler. Söyleşi yapacaklar burada. O da çok tatlı olur. İnşallah. 15. hafta, 15 Haziran'da doğumunun 120. yılında Peyami Safa ve Roman. Ha pardon, bu da değişti. Bunu Eylül ayına aldık biz. 7 Eylül'e aldık. Ama Peyami Safa ve romanlarını Konya'da hocalık yapmış. Eğitim Fakültesi'nde Profesör Doktor Mehmet Tekin hocamız var. Şimdi İstanbul'da bu konuda da gerçekten uzman bir hocamız. O burada takdim edecekler. 16. hafta İlham Keşif ve Fethi Ayşe Şasa Saşa özel programı. Bu da biliyorsunuz meşhur bir senaristimiz. Bunun vefatının 5. yılı bu yıl. İnşallah onu da burada anmış olacağız. Serdar Arslan ve Enver Gülşen kardeşlerimiz İstanbul'dan, bunlar sinema eleştirmeni ve yorumcuları, gelecekler burada takdim edecekler. Ve 29 Haziran'da da Mevlana Şiir Şöleni'nin 9.sunu inşallah Gülbahçe'de gerçekleştireceğiz. Bütün Konyalılarımızı o şiir şölenine davet ediyoruz. Yazılacak çok şeyimiz var. Bu yıl inşallah planımızda Amasra'ya gitmek var. Konya'daki yazarlarımızı götürüp işte orayı gezdirip orayı yazdırmayı arzu ediyoruz. Yine çocuk edebiyatını önemsediğimizi söylemiştim. Bu yıl da zihinsel ve kültürel inşada çocuk konulu, yani çocuk edebiyatı üzerine yine Konya'mızın yetiştirdiği Duran Çetin ve Vural Kaya hocamız, değerli kardeşlerimiz burada bunun üzerine düşüncelerini ortaya koyacaklar. 20 Temmuz'da 20. hafta Konya'ya şiirler, bu bahsettiğiniz konu. Konya'ya şiir Konya yazmış, üzerine yazılan şiirler. Tabii ki tercihimiz daha çok da Konyalı kardeşlerimiz. Bu arada söylüyorum, yani Konya şiirim hazır hocam. İnşallah. İnşallah o programı gerçekleştireceğiz. 21. hafta ödüllü kısa film ve belgeseller. Aytekin Can hocamız burada bu kısa film üzerine bazı örneklerle birlikte bunları bize takdim edecekler. Fotoğraflarla Konya'nın 100. yılı. Ahmet Kuş kardeşimiz bunu 100 yıl süreç içerisinde Konya'nın değişimini bir noktada bize fotoğraflarla ortaya koyacaklar. Tatlı bir sergi olacak diye düşünüyorum. Bu programlarımızı biz inşallah yaz ayı bunlar. Akşam yapmayı düşünüyoruz. Evet. Takipçilerimiz lütfen web sayfasından takip etsinler. 31 Ağustos'ta da Felsefede Ahlak. Profesör Doktor Hüseyin Bircan kardeşimiz. Şahsan Hüseyin Bircan kardeşimiz. Bu konuyu takdim edecekler. Ve yine Konya'nın tanıdığı İbrahim Demirci hocamız, Şeyh Galibi bize
Hoşça Bak Zatına beytiyle başlayıp evet. takdim edecekler. Edebiyat üzerine. Efendim, mimari korumada Avrupa ve Türkiye örneği. Mimarlar Odası Başkanımız burada gelip takdim edecekler. Güleç Korumaz hocamız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bir söyleşi şeklinde yine Anadolu Mektebi burada panel şeklinde gençlerle birlikte takdim edecekler. Evet. Hocam son 2-3 dakika içindeyiz. Hemen kısaca özetleyeceğim. Sinemada geleneksel anlatımda modern normlara diye İhsan Kabil hocamız gerçekten değerli evet. birisi. İyi bir sinema eleştirmeni, yorumcusu. O da gelip burada bize sinemada geleneksel anlatımda modern normlara nasıl bir geçiş var? Bunu bize takdim edecekler. 29. haftada Ortak Hüznümüz, Kerbela'nın edebiyatımızdaki yansımaları Ahmet Turgut Bey burada takdim edecekler. Bu da çok güzel bir program olur düşüncesindeyim. Yine Batı dünyasında bence ışık olan birisi Ali İzzet Begoviç evet, rahmetli. Evet. Rahmetli anıyoruz Allah kendisini. Bu da önemli bir evet, Ali İzzet Begoviç ve insan evet. konusunu doçent doktor Zübeyir Ovacık kardeşimiz burada takdim edecekler. Bu yıl biliyorsunuz Fuat Sezgin yılı. Hı hı. Evet. Onunla alakalı da Profesör Doktor Ahmet Turan Yüksel hocamız Fuat Sezgin'in bilim tarihindeki yeri ve önemini bize takdim edecekler. Sultan Şairler ve Bestekarları da Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Çıban eski kültür müdürümüz burada bize anlatacaklar. Endülüs'te bilim, sanat ve Avrupa'ya etkileri Profesör Doktor Mehmet Özdemir. Gerçekten hocamız çok iyi bir Endülüs uzmanı. Yani onu burada dinlerken takipçilerimiz kendilerini Endülüs'te hissedebilirler. Tavsiye ederim gelmelerini. İslam düşüncesinde aşırılık taraftarları bu işte şeyde Mehmet Tekin hocamızın geleceği programına değişti 15 evet. Haziran'da. O program gerçekleştirilecek. Kalem dile gelince yaşanmış yazarlık tecrübeleri ve son eserler söyleşisi yine Konyalı yazarlarımız Melahat Ürkmez, Huzeyme Yeşim Kocak ve Fatma Şeref Polat kardeşlerimiz burada takdim edecekler. Edebiyat ve musiki, izahlı temalı ve icralı İlahiyat Fakültesi'nde iki öğretim üyesi arkadaşımız bunlar. Birisi icra edecek, birisi o beyitlerin ne anlama geldiğini bize takdim edecek. İcralı bir şekilde. Aynen, bence farklı bir format çok, olacak çok, evet, inşallah. Çok hoş bir program olur. Onlar şimdiden çalışmaya başladılar eyvallah. Bu konuyu. Yine Asya'nın kandillerinden birisi Hoca Ahmet Yesevi. Evet. Yine rahmetle anıyoruz eyvallah kendisini. Hoca Ahmet Yesevi ve Mevlana örneğini tasavvuf açısından, yani tasavvuf günümüze ne söyler, evet. onlar ne söylemişler, onu burada takdim edecekler. Kim? Hayati Vice Hoca. Evet. Bu konuda gerçekten çalışmaları olan uzman bir kardeşimiz. En son programımız da Mevlana Celaleddin Rumi'nin Unutulmuş Mesajı, Şems Fretlander burada bize takdim edecekler. Toplam kaç program olmuş? 38 program. Maşallah. Bir de Kütüphaneler Haftası'nda imza günü düzenledik. Onu da sayarsak 39 program. Doğru. Bir de o programda yok değil mi? Program evet, oldu. Onu buraya almadık. Arada yaptığımız 39, için. Yani 39 40 programı. Diyebiliriz buna. Çünkü evet. bazı programlar da ilave olabiliyor. Birkaç tane. Yani her yıl ortalama işte 35'in altına düşmeyecek şekilde bir program icra ediliyor. Evet. Bu da Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin bir zenginliğini ortaya koyuyor. Yani gördüğünüz gibi bunların hepsi büyük ölçüde akademisyen evet, kardeşlerimiz çok, ya da sahasında müthiş, çok çalışma olur, yapmış arkadaşlarımız. Evet. Bir nevi üniversite gibi yani burası. Zaten ben bir yazı yazmıştım. Bir mekteptir Türkiye Yazarları Birliği Konya Şubesi öyle, diye. Aynen öyle yani. Gerçekten öyle. Sadece bu etkinlikleri takip etse birisi normal hayatının dışında ciddi anlamda evet. kültürel açıdan zenginleşir ya da bir açığını kapatmış olur. Onu da söylemiş olalım. Her cumartesi saat 14'te Kılıç Aslan Salonu'nda Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin faaliyetlerini takip edebilir izleyicilerimiz. Evet, onu da söylemiş yani olalım. Yani gelirlerse şeref duyarız. Takip ederlerse çok mutlu oluruz. Bir de şunu söylemek lazım hocam. Sanki bu tür faaliyetler bu şeyin işte Yazarlar Birliği'nin veya bir diğer vakfın üyelerine has yapılıyormuş gibi algılanıyor. Herkese açık, tüm vatandaşlara açık, tüm vatandaşlarımız buyursunlar, gelsinler, bu faaliyetleri takip etsinler. Çocuklarıyla, aileleriyle,
Hiçbir gruba üye olmasalar da, Yazarlar Birliği'nin üyesi olmasalar da kesinlikle... Siviliyle, gelip, öğrencisiyle, yaşlısıyla, genciyle... Aynen, gelip takip edebilirler. Bizim kapımız herkese açık, hiç kimseye kapalı değil. Üyelere has bir program değil. Orada çay ikramımız da var. Çay ikramımız da var. Zaman zaman kitap takdimlerimiz var. Kitap takdimleri de oluyor, evet. Mümkün olduğunca kitap dağıtmaya evet, da çalışıyoruz. Son cümlenizi alalım ve programı kapatalım inşallah. Yani sedekalar faydalı. Türkiye Yazarlar Birliği de bu fayda içerisinde kendine düşen hizmeti yapmaya çalışıyor. Gün geçtikçe çabalarını daha da artırma gayreti içerisinde. Biz gelecekte gerçekten kültürüne sahip çıkan, kimliğini bilen, dini değerlerini bilen, toplumsal değerlerini bilen, hatta geleneğine de sahip çıkan bir toplum istiyoruz. Geleceğe sağlıkla, ümitle yürümek istiyoruz. Bunun için de elimizden gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bütün temennimiz ve niyetimiz bu. Bu şekilde vizyon vermeye çalışıyoruz. Bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Hocam ben de size teşekkür ediyorum. Hem yaptığınız bu önemli faaliyetler dolayısıyla hem de bunları bize buraya gelip aktardığınız, bilgilendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir mukabele efendim. Biz de KonTV'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar programlarımızı yayınlıyorlar. Siz bizi davet ediyorsunuz. İnşallah size de müdavim programlar yapmanızı Allah temenni ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun hocam. Efendim bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Gelecek programlarda yeniden beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. KonTV ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağız. Altyazı M.K.